Bir ailedeki otozomal kromozomlar üzerinde çekinik taşınan Akdeniz anemisi, talasemi hastalığı yani bu. Soy ağacında verilmiştir. Yani otozomlarda küçük a küçük a olarak taşınıyor. O yüzden hemen bakın çözümünde küçük a küçük a yazıyoruz. Taşımayanlara da büyük a yazıyoruz. Taralı bireyler Akdeniz anemisi taşımaktadır. Burada erkekler mavi, kızlarsa pembe olarak boyanmış. Soy ağacında K ve L bireylerinin Akdeniz anemisi bakımından aynı genotipte olma ihtimali aşağıdakilerden hangisidir demiş. Akdeniz anemisi olma ihtimali hangisidir demiş. D 2 bölü 3 cevap. Bunu nasıl buluyoruz? Şimdi bak burada boyananlara küçük a yazdık hepsine. Arkasından boyanmayanlara da büyük a yazıyoruz. Şimdi yavrusundan biri anne biri babadan aldığı için bu küçük a'yı. Mesela şu bireyde küçük a'nın annesi küçük a zaten. Babası da büyük a küçük a'ymış. Yani heterozigotmuş. Bunun yavrusundan da mutlaka boyanmadığı için büyük A, annesinden, babasından da tabii ki ne gelecek? Küçük A gelecek. Burada bu boyanmış küçük A, babası da küçük A, oğlu da küçük A. O zaman annesinde kesinlikle nedir? Heterozigot büyük A, küçük A'dır. Bize ne soruyordu? K ve L bireyleri yani şuradaki iki oğlunun Akdeniz anemisi bakımından aynı genotipte olma ihtimali yani aynı genotip olma ihtimali kaçtır diyordu. Şimdi K'nin büyük A küçük A olduğu kesin. Annesi büyük A baba büyük A küçük A çaprazlama yaptığımız zaman zaten nedir? %100 büyük A küçük A çıkacaktır. K kesinlikle bu şekilde bir tam. L'nin ise bu K'nin eşi de olan çocuğu eşi K'nin eşi de annesinde küçük A alacak. Babasından da büyük A alacak. Çünkü sağlıklı. %100 zaten bu şekilde olacak kesin. Bu ikisini çarpıldığımız zaman nedir? Bu monohibrit çaprazlamadır. İki tane büyük A büyük A'dan sadece bir tane var. 1 2 1 hani genotip şeysi bunu çarpıldığında da görüyoruz zaten. 1 2 1'den 2 bölü 3 oranında da büyük A küçük A olacak. 2 bölü 3 ile 1'i çarptığımız zaman cevap nedir? 2 bölü 3 olur.